Okay. Martı noktasına geldik artık. Sezona az bir süre kaldı. Kademeli olarak tesislerimizi açmak istiyoruz. Bunun için de önceliğimiz kısa süre çalışmaların en azından birkaç ay daha uzatılması. Çünkü kısa süre çalışmaların uzatılması tesislerin kademeli olarak açmasını sağlayacak. Bu da sektörü daha bir dinamik hale getirecek. Çünkü geçen yıl açımdan çok fazla tesisimiz var. Bu tesislerin birçoğu da tamamı da neredeyse güvenlik turizm sertifikası almak zorunda. Çünkü 1 Ocak'tan beri 30 oda üzerinde tüm tesisler açılmadan önce güvenlik turizm sertifikasına sahip olmak zorundalar. Dolayısıyla geçen sene açılmayan tesisler hazırlıklarına başladılar bu yönde güvenlik turizm sertifikası birlikte. Yeni kademeli başlangıçta dediğim gibi kısa süre çalışmalarının uzatılmasıyla birlikte kademeli olarak yavaş yavaş tesisler açılmaya başlayacak. İşte Rusya'dan talep gelecek diye bekliyoruz. Kısa dönemde Nevruz var ama Nevruz henüz netleşmedi. Nisan gibi Rus pazarıyla başlarız. Mayıs ayında zaten Ramazan bayramı var. Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirler. Türk misafirlerin de tatil olan özlemi, hasreti, düşkünlüğü ya da adını ne koyarsak koyalım. Çünkü insanlar hakikaten bu pandemi döneminde çok sıkıldı, özgürlüğü kısıtlandı, sağlığına çok dikkat etti. Bütün bunlar iç turizm hareketinde hızlı bir ivme kazanacağı yolunda. Bununla ilgili seyahat ajansları şu an devam eden erken rezervasyon kampanyaları dışında çok avantajlı hale getirdiler. İşte şimdi paranızı ödeyip süresiz iptal edebiliyorsunuz. Hiçbir kaybınız olmadan tatilinizi iptal edebiliyorsunuz. Bunlar çok büyük avantajlar haline geldi. Mayıs ayındaki Avrupa'da başlayacak seyahat yasaklarının kaldırılması ve özellikle İngiltere'nin açıkladığı 21 Haziran'daki pandemi koşullarının tamamen kaldırılacak olması haberiyle birlikte Haziran ayında Avrupa'yla devam ederiz düşünüyorum. 2021 ile ilgili hedefimiz Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız da söyledi. En az 2020'nin iki katı. Aşı pasaportu şu an bu havada kalan bir konu. Avrupa Birliği bir şeyler çeviriyor ama henüz şu an ne içini doldurabilirler ne de ortaya net bir karar çıktı. Birkaç Avrupa Birliği ülkesi aşı pasaportu zorunluluğu getireceğini söyledi ama şu an içi boş. Hani nasıl bir zorunluluk hale getirecek, nasıl bir aşı pasaporta uygulayacaklar. Şu ana kadar açıklanan net bir şey, kesinleşen net bir şey, durum yok. Turizmin zaten Sayın Cumhurbaşkanı tarafından stratejik sektör ilan edilmişti. Turizm sektörünün aşılanması, güvenli turizm sertifikası birlikte geçen yılda dünya örnek olan uygulamayı bir adım daha öne çıkarır. Bizi rakiplerimiz önünde bir adım daha öteye götürür. 2020 ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz sektör olarak hazırız. Güvenli turizm sertifikası önderliğinde, liderliğinde hem özel sektör hem kamu kurumları el ele verdik. 2021'in iyi geçmesi için elimizden gelen bütün mücadele veriyoruz.